Diğer videolarda da bahsettiğimiz Orta Çağ, Avrupa'da Batı Roma İmparatorluğu'nun sona erdiği 476 yılından itibaren bin yıllık zaman dilimini kapsar arkadaşlar. Yani Rönesans dönemi ve keşif çağının ortaya çıkmasına dek süren bir dönemdir bu. Bu dönemi genellikle böyle parlak zırhlı şövalyeler ve şövalyelik kuralları, krallar ve hendeklerle çevrili kalelerle ilişkilendiriyoruz. Böyle şeyler sizin de aklınızda vardır filmlerden de ve aynı zamanda Orta Çağ boyunca Avrupa'nın çoğunun yönetildiği feodal sistemle de ilişkilendiriyoruz. Şimdi birçoğunuz feodal sistemin içinde yer alan temel aktörlerin bazılarına aşinadır. En üstte bir kral var, değil mi? Kral. Kral krallığı yöneten kişi, yani lider. Şimdi özellikle Orta Çağ döneminde krallığın yönetilmesi kolay bir şey değil ve birçok e, kral daha doğrusu birçok insana özellikle de iktidara gelmesine yardım eden önceki kralı tahttan indirmesine ya da bu toprakları fethetmesine yardım olan insanlara borçlu durumda olabilir. Bu nedenle tüm bunların karşılığında ve yönetime yardımcı olmak için başka insanlara toprak ya da belli bir toprağın gelirini verebilir. Orta çağda feodal sistem altında temel para birimi topraktı. Yani sadakat ve hizmet karşılığında toprak verilirdi. İşte tüm bu şey krallık. Şimdi burada bir dukalık var ve dukalıklar dük tarafından yönetiliyordu. Böylece kral bir düke bir dukalık verir ve karşılığında dükte krala bağlılığını sunar ve sadakat yemini verirdi. Krallık tehdit edilirse Dük kralın yanında savaşarak kendi birliklerini sağlardı ordu için. Eğer kral başka yerleri fethetmek isterse yine aynı şekilde ona yardım ederdi. Ayrıca krala vergi verirdi ve bu vergi Orta Çağ'da hangi, e, Orta Çağ'ın daha doğrusu hangi döneminde ve yerinde olduğuna bağlı olarak para da olabilirdi arkadaşlar ya da Dukalığın tarım üretiminin belli bir yüzdesi de olabilirdi. Buradaki terminolojide daha da ileri gidelim. Dük kralın vasallarından biridir. Dukalıklar oldukça büyük miktarda toprağa sahipti. Orta Çağ döneminde İngiltere'de dük en soylu unvandı. Ama dükler arasında da çeşitlilikler vardı. Yani her dük aynı dük değil. Ee, dükün doğrudan kendi yönettiği, üzerinde kendi serflerinin ya da çiftçilerinin çalıştığı birden fazla mülkü. Yani manor örgütlenmesi olabilirdi ve buradan gelen gelirle krala gönderilen vergilerin bir kısmı karşılanırdı ya da dükün kendi ev ihtiyaçları için gerekenler sağlanırdı. Ancak dukalığın geri kalanı daha fazla alt bölümlere ayrılabilir ve kendi vasalları üzerindeki lordlar olurlardı. Örneğin buradaki bu toprak parçasını ele alalım. Dük onu başkasına verebilir. Mesela bir konta verebilir ki bu durumda buna kontluk denir ve bu kont dükün vasalı olur ve dük de kontun efendisi ya da lordu olurdu. Bu arada lordlara bazı kaynaklarda senyörler de deniyor. Ayrıca kont da başka birilerinin mesela kendi vasallarının lordu olabilirdi ve bu durum asıl işi yapmakta olan serflerin ve çiftçilerin seviyesine inene kadar bu şekilde devam eder. Fakat buradaki ana fikir şu. Kral toprak karşılığında düke dukalık veriyor ya da belki kralın babası dükün babasına bu dukalığı vermişti zamanında o devam ediyor. Bu yüzden feodal sistemde son derece önemli bir terim var ve bu toprak bağışını ifade ediyor. Buna fief deniyor. Fief. Ve genelde zeamet, tımar gibi anlamlarda kullanılıyor. Buradaki bu kontlukta bir fief ya da fief de denebilir bir fief. Buna karşılık, vasal da lorda kaynak, vergi ve bağlılık taahhüt ediyor. Şimdi burada çizdiğim kadarıyla oldukça düzenli görünüyor her şey değil mi? Ama gerçekte o kadar da temiz değil işte. Bazen bir kralın e, ya da bir krallığın bazı kısımları dukalıklara bölünebilir. Bazıları da herhangi bir dukalıktan bağımsız olarak kontluklara bölünebilirdi. Burada da kontluklara bölünmemiş başka bir dukalık olabilir. Kontlardan biri başka bir konttan daha güçlü olabilir ya da bir kont bir başka yerdeki bir dükten daha güçlü olabilir. Yani aslında son derece karmaşık ve takip etmesi de zor bir sistem. Ve tüm bu ummanlar bununla sınırlı da değil. Dük ve kont gibi bazı soyluluk ummanlarından bahsetmiştim. Konttan sonra da baron geliyor. İngiltere'de kontun eş değeri earl olarak adlandırılıyordu aynı şekilde o da bir kontluğu idare ediyordu ve karısı da kontes unvanını taşıyordu. İdare ediyordu derken aslında tamamen kontrolü altındaydı demek istiyorum. Kendi yönetimleri altındaki insanlar için adaleti bile onlar sağlıyordu. Şimdi videoyu at üzerinde bir şövalyenin resmiyle açmıştık. Öyle değil mi? Şövalyeler muhtemelen Orta Çağ dönemi ile en çok bağdaştırılan kavramlardan, konseptlerden biridir. Sanırım pek çoğunuz şövalyeler nerede diye düşünüyorsunuz. Şövalye terimi bölgeye ve zaman dilimine bağlı olarak biraz farklı şeyler ifade ediyordu. Ancak genellikle dövüşte yetenekli, güzel bir zırha sahip olan atlı askerler kastediliyordu. Fakat zamanla bir kral ya da lord tarafından hizmet karşılığında, genellikle de askerlik hizmeti karşılığında verilen prestijli bir unvan oldu. Mesela buradaki şövalye şöyle bir toprak parçasını fiif olarak şu konttan almış olabilir. Ya da kendi manoru olan bir şövalye de olabilir. Kendi serflerine de sahip olabilir. Bu arada serf tamamen köle ile aynı şey değil ancak serfler işledikleri tarladan ayrılamıyorlar ve pek de hakları yok. Yine unvanı alan ama toprak alamayan şövalyeler de olabilir. Ayrıca bu karakterlerden herhangi birinin birden çok unvanı olabilir. Örneğin bu dük aynı zamanda şövalye olabilir. Bu dük, kont, baron, earl gibi unvanların babadan oğula geçtiğini de belirtmemiz gerekiyor. Bir sonraki nesil efendisine sadakat yemini verdiği müddetçe unvanlar bir nesilden diğerine geçer. Ancak şövalye unvanı yapılan hizmetler için verildiğinden nesilden nesile aktarılan bir unvan değildi. Açıkçası bunlar hala tüm ortaçağ aktörleri değil arkadaşlar. Ayrıca kilise de var. Ve kilise Orta Çağ'da çok güçlü bir kurumdu. Kilisenin en üst yönetiminde Papa olarak da bilinen Roma Piskoposu vardı ve önemli bölgelerde onların piskoposları bulunurdu. Ayrıca manastırlar da vardı. Burada manastırın başında bir başrahip olurdu ve manastırın bir parçası olarak orada ibadet eden keşişler bulunurdu. Bunun yanında çiftçilik yapanlar, metinleri kopya edenler de vardı. Ayrıca bunların arasında da bir tür güç dinamiği mevcuttu. Görebileceğimiz gibi dini bir bağı olmayan ama dini şahsiyetlere sadakat yemininde bulunan şahsiyetler de vardı. Şimdi bu sadakat yemininin ne olduğunu anlamak için bir örnek verelim. Mesela bir vasal olsun. Burada bir yemin töreni yapılıyor ve bu törende vasal lorda sadakat yemini ediyor. Yani lordun sadık bir adamı olmaya söz veriyor diyelim. Şimdi buradaki kişi Lord. Ve bu da 1110 yılında Fransa'da Carcassonne Vicomte'u olan Bernard Aton tarafından edilen gerçek bir sadakat yemini. Diyor ki, Tanrı'nın adıyla ben, Bernard Aton, Carcassonne Vicomte'u olarak oğullarımın huzurunda ve sonra oğullarının adını sıralıyor, Gras'taki Azize Meryem Manastırı'na gelen soylu ve diğer birçok onurlu adamın huzurunda bu manastırın baş rahibi Lord Leo, yukarıda sözü edilen bütün bu kişilerin varlığında, atalarımın kendisinden ve ondan önce gelenlerden, sözü geçen manastırdan zeamet olarak aldığı ve idare ettiği kaleler, manorlar ve diğer yerler için, daha önce atalarımın biat ve sadakatlerini taahhüt ettiği gibi, benim de bu yerleri zahmet olarak almam gerektiği için kendisine biat ve sadakatimi sunarım. Bu durumda Lord Başrahip yani dini bir figür, bir manastırın başı ve vasal ise bir vikont. Vikont da bir nevi kontun yardımcısı diyebiliriz. Ve dikkat ederseniz başrahibe sadakat sözü veriyor. Bu durumda Bernard Aton'un ataları zaten başrahibin vasalları gibi görünüyor ve bu yüzden Aton'un aralarındaki bu anlaşmayı yenilediğini ve böylelikle esas olarak fiif yani zeameti elinde tuttuğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun ne kadar karmaşık olabileceğini anlayabilmek için burada zaman çizelgesinde 2. Henry'nin yaşadığı dönemi görüyorsunuz ve görebildiğiniz gibi kendisi birçok unvana sahip. En son aldığı unvan ise İngiltere kralıydı. Burada İngiltere'nin güneyini görüyorsunuz. Aynı zamanda ilginç olarak Normandiya dükü, Akiten dükü idi. Bunu önceki kocası Fransa kralı 7. Louis olan Eleanor'la evlenirken Drahoma olarak elde etti. Yani Drahoma bir tür başlık gibi, baş, bizdeki başlık parası adeti gibi düşünün. Ayrıca Men, Anjou, Turen Kontu idi ve bu gerçekten ilginç. O tek bir krallığın, İngiltere krallığının kralı ama aynı zamanda bir başka krallık içinde, Fransa krallığında da bir dük ve kont. Aslında sırf bu örneğe bakarak bile Orta Çağ'ın ne kadar karmaşık olduğunu anlıyoruz. Roma İmparatorluğu ya da Antik Pers'te olduğu gibi ya da hatta günümüzdeki pek çok ulus devlette olduğu gibi iyi düzenlenmiş bir sistem yoktu. Birçok farklı dukalık ve kontluktan oluşan pek çok farklı krallık vardı. Her şey çok net bir mantığa dayanmıyordu ve iktidar gücü bağlılık, savaşlar, evlilikler ve miraslara bağlı olarak durmadan değişiyordu.